Gelmeyecek ya. Geliyor kız, öyle oluyor. Abo, ilk Fatma bu. Günaydın sevgili takipçilerim. Günaydın. Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Elmas bacınız yine mutfakta daha kahvaltı yapmadan akşam yemeğini, öğlen yemeğini düşünüyor. Aşağıkilere indim. Çörek getirdim canlarım. Ondan sonra çöreği getirirken bamya dek geldi elime. Dedim bugün de bamya pişirelim. Şöyle 2 adet soğan doğradım. Salçamı da karıştırdım. Karıştırınca kaşığıma bulaşan salça buraya buraya geldi, yani yemeğin içine. Daha soğanım tam kavrulmadıydı. Olsun bari. Ben şimdi bir limon kesip bamyamı pişireceğim. Sıcak su kaynatıyorum, kettle'ımda hazırladım. Limon aramaya giderken hemen soğanım bu arada kavrulmuş. Şöyle azıcık kaşığın ucuyla salça yapıyorum. Tabii şimdi bana soruyor, teyze bamyayı nasıl pişiriyorsun? Ben hiç yapmadım diyor. Telefonda ona tarif verelim. Hem de YouTube'da paylaşalım. YouTube'da bayağı bir paylaştım zaten. Var benim bamya tarifi. Şöyle yağda koymuş olduğum buzlu. Altı bamya, üstü domates. Bahçemin domatesi. Şey, Mehmet abimin dediği bahçemizin şeftalisi. Bahçe lafı geçti mi zaten hep o aklımıza geliyor direkt. Şöyle. Direkt buzlu. Poşete indiriyor. Ondan sonra limonumu şöyle bir adet limon sıkıyor. Üzerine direkt. Bamya pişiriyor. Poşete de bu arada akşam annemle babam vardı arkadaşlar. Babamın kanalında görebilirsiniz. Ondan sonra Kemal dayım geldi. Hasan'ın yanındaymış o da. Dondurdular beni diyor ya. Evet, çay içtik. Göndermedim onları. Şöyle bahçemde soğan topladım, geldim. Sabah sabah. Sabah sabah onu yiyeceğim. Teyze bunu mu yiyeceğim diyor mu? Ben yiyeceğim diyor. Yiyeceğim vallahi. Zaten bir yere gitmeyeceğim bugün, evdeyim. Bu arada kettle'ım daha suyu pek kaynamadı herhalde. Şöyle yarı sıcaklık döktüm. Bir de sıcaktı yani. Kendi buzu da çözülecek. Onu fazla sulu yapmamaya çalışacak. Bir bakın. Bakarız yine üstüne. Zaten onu bezelyelerim ince dağılır. Şöyle bu suyla bir altını kısmı sıkacağımızın. Suan yanmasın diye. Bence bu yeterli. Şuradan azıcık da acık pul biberi de atacağım. Şöyle. Ben acıyı seviyorum. Kardeşim de seviyor acıyı gerçi. Ben de çok seviyorum. Bizimkiler yine deşiniyor, eşiniyor evin misafirleri. Bence artık onları büyüdüler. Ustalar da. Üçüncü de başkası geliyor. Şöyle azıcık da tuz ekledim. Ondan sonra şimdi tencerenin ağzını kapatacağım. Bu kendi halinde. Şöyle yarı kısık, yarı açık şekilde kaynayacak. Hiç karıştırmayacağım. İlk başta bir karıştırıyorum şöyle limonunu alsın diye. Limonu niye sıkıyor? Sillenmesin diye arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bamyamız hazır. Afiyet olsun. Yemlik gibi görünüyor. Acayip bak hele. Akşam anam daha yemlik getirmiş bu arada. Ben de arkadaşlar şey içli köfte çıkardıydım. Babama şöyle şey çıkardıydım, babam severdi. Kömbe çıkardıydım kızartında yesin diye. Akşam unutmuşsun, burada kalmış, çizilmiş. Biz onu da yeseydik zaten herhalde. Annem zaten karnım tok olarak geldi. Biz de zorla ona yine yedirdik. Elmasım, ben oruçtan sonra hiç böyle şey yemedim diyor. Afiyet, bal şeker olsun. Yarasın demiş, sağ olun. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaparken şöyle bamyamız da pişmiş. Çok da güzel kıvamında olmuş. Şöyle bir bakın. Tam yemelik olmuş. Ocağımın altını kapatayım. Yemeğim dinlensin. Acıktıktan sonra şöyle bir kaşıklayalım yemeğimizi canlar. Bizlere afiyet olsun. Bu arada ben lamba aldım. Güneş enerji sistemli lamba. Onları şimdi balkonuma montarıyorum. Arkadaşlar sofralarımda akşam serdiydim. Hava şurada kahvaltı yaptı. O yüzden sofra bana gelmesin diye biraz çekmiş. Sinimizi kaldırdık. Çayımızı içtik. Biberlerimi de şöyle dışarı aldım. Hava güzel. Diğerlerini de alacağım. Bu arada şöyle lambamı da göstereyim. O da orada. Onları
sağlam dursun diye şöyle bir sıkı ip var. Onu aşağıdan getirip ondan sonra güzelce buralara bağlayayım. Normalde bunu iple bağladıydım. Bu da Efe abimin hatırası. O bana bir sürü getirmiş. Hepsi bozuldu. Bir bu kaldı. Bizimkiler de inşallah bozulmaz. 6 tane de ben aldım. Hava çok güzel bugün. Hasan kardeşim düğün çalıyor. Bizim de davetimiz var. Ayhan'ın da dallarımızı sulayıyor. Havişim ne örüyor? Havişim? Ne örüyorsun havişim? Havişim Ayhan'ı bekliyor. Patateslerimizi kilerimize koyacaklar. Yine söylüyorum arkadaşlar. Demir kasabasında olsun, Gülpınar'da, Gül Ağaç'ta olsun. Almak isteyen varsa çok güzel patatesimiz var. Sarı. Sarı patates, kel patates, tatlı patates. Yavaş Ayhan'ım. Gülümüzü kıran. Onu bir dök abisi. Hah. Bu ara ben hayvanlarıma bakamıyorum. Taze olsun suyu, yazık. Zeytin nasıl içeri kaçtı bak hele. Tutacak beni diye. Normalde sever biliyor musun suyu? Onun için artıyor ya Zeytin. Havaya pek şımarıyor. Zeytin. Ayhan şöyle lalelerimizi de sulamış. Bir de şu el arabamızda pasağımızı dök aslanım. Hava planına dünyanın kıyamadım. Yap şey diyordu da dökün ben dedi de. Dokun bizim nereden çıkacağım? Olsun ben havaya da kıyamam. Bana yazmış takipçilerimiz. Havayı gönderme, işini gösterdi. Ben işim için havayı durdurmuyorum. Benim ne işim var da? Ben kendimde bir iş görmüyorum vallahi. İyice geziyor. Ayhan'a bakıyor. Var ya gelmiyor ha. Sudan çıkamıyor şişmenin suyundan. Ayhan ısrar etme suyumuzu. Çubuk mu var Ayhan orada? Vardı da şeyin köpeklerimiz oradaydı ya kırdılardı. Var ama yine de. He. Şeyler buldum benim arkadaşlar plastik tepkilerimi. Şöyle lambalarımı da hani şu güneşe koyduydu. Bence bunlar sen şişini açmadın. Altında düğmeleri var bunların. Açtın mı hava? Teyze açmadım çünkü içinde enerji, güneş enerjisinin dozu ya. Teyzem işte o düğmeyi açmış da olacak. Akşam da açar vereceğiz o. Yanmıyor herhalde değil mi? Yanar. Yanıyor mu? Hı? Tek bir yanar o. Efe abinin hatırası orada. On mu açık, off mu? Ne açık? On, off. Off, off. Off mu açık? Evet. On açık demek. Açtım abi, yanmayacağım. Açtım, hiç ne olacak işte böyle onunla. Benim bildiğim batsı. Allah Allah. Bağlasam ki. Onu nasıl yapmışsın? Aferin. Gel atın. Tamam işte o zaman bağla, böyle bağla. Neyse ben bağlayayım bunu. Eşeğimi sıkı bağlayayım. Canavar yiyorsa iyisin. Canavar yemezsin küçük canavar. Bizim evdeki küçük ömüşümüz. Elma sala atıyor bana. Şöyle iki yaptım mı tutmaz herhalde ya. Tutmaz ne bütün bunlar sala mı böyle? Hah iyi oldu bak. Kaç tane teyze? 6 tane aldım. 2, 4, 6 hepsini 2'şer tane bağlı o zaman. Şey diyeceğim. Mesela
Şu bir ikinci ya. Onu başta attım, bir tane de sonra da atıyorum ben de. Ben de öyle diyorum işte. He. Şuraya en başa takmayacağım, orada çamaşır asıyorum ya. Şuraya. He. Kırılır o zaman. Sadece şuraya iki de demire yapacağım. Tamam. O zaman üç yapacağım. İçinden tane... hepsi kapalıymış hava, o yüzden de bu neşe almamış. İki tane kenara, bir tane hepsi ortaya. Hepsi off'taymış. He. Şöyle biraz yakınlaştık dedim de görsün isterseniz videoyu. Önce yaptığın yeri gösterin. Vavonumuz hep yıkanacak da. Daha yaza şey geçmedi. Temizleyelim. Bak köy yerinde ne ne uğraşırsan onunla zaman geçiyor. Ne nasıl vallahi bak hemen geçiyor. Sığır sesi geliyor. Ben 2-3 gündür eve temizlik de yapmıyorum. Ev çok berbat bir halde oldu. Buzdolabından dolayı gezmelere çıktık. Şöyle bugün bir temizlik yapayım arkadaşlar. Bir kucak. Sevmiyorum pasta. Hava onu çek teyzem geldi. Bunu bir de lambayı tutacak. Dur bakalım bir dur. Şimdi yap. Kesin yaptım. Herhalde demin de öyle yaptım. Çıkar onu ters çevir. Bildim ki de öyleydi. Ne düşünüyorum? Sıktım. Bir ben sıktım. Sen lambayı tut, ben de. Şöyle mi diyeceğim? Biz bunlardan özür dilemiyoruz, özür dilemiyoruz. Şıkır dedim öyle değil mi? Kopmaz bunlar bir daha. He. Sağlam oluyor diyelim. Şu ipleri arkaya getirdim. Bak lambaya sağlam oldu mu? Sağlam sağlam. Aynen. Anam ben koy hayatı gibi oldu aynı esnaflar. İnekler, şeyler. Nereden geliyor bu şeyin bolluğu? Allah şu depede zaten 3-4 tane keçi var. Met deyip dururlar küçük küçük keçiler. O keçiler bir gün önce arkadaşlar kayaya gittiler. Bir kaçıyorlar. Kul duydum onlara. Neye kaçıyorlar ki bunlar diye, o da köpek kovalamışmış. 2, 3, 4, 5. 5'in ortası şu, şuna yapacaksın. 2, 3, 4. Şu ortaya yapacaksın. Aynen şura. Onu da yandan alalım şöyle. Öyle dur abi şimdi beni daha bağlayın. Önümde ilk olabilirim kameranın. Sümeyla da beni aramış arkadaşlar, benden dalga geçiyor. Ağam benden dalga geçiyor diyor ya. Abla diyor sana işim düştü diyor. Ne Hümeyla dedim. Doktor diyor beni diyor doğum alıyor diyor. Şey annem gün oradan çantama şey mal gel diyor. Şey bir tane var ya böyle ne olmadı yalan söyleye söyleye inanmıyorlar ya. Vallahi en sona o sabah dönecek inanıyorum. Keseriz teyze onları sonunu. Oldu mu Havşin sağlam? Yumurta böyle bakıyor. Şunu biraz alttan mı şey itsem ki öyle? Öyle iyi mi? Tamam mı diyorum? Biz böyle yapalım arkadaşlar, bitmiş halini size paylaşayım de. Arkadaşlar ben bunu marketten almıştım. Şöyle içinde bir şey var ya. Onu bir bakın biraz sonra. Belki içine bağlamalı şeyleri vardır. Bilmiyorum, içine bakmadım. Şöyle taktım. Hep sayılı bıraktım. Mesela ilk başın ikincisini. Sonra iki tane bıraktık üçüncüye. İki tane bıraktık üçüncüye. İlk başın ikincisini havamla birlikte bu şekilde hepsini yaptık canlar. Şu zaten söylediğim gibi vardı, oraya takmadık. Yenilerimi buraya taktım. Güneş enerjisini de açtık. İnşallah bugün dolar. Hava onun için güzel olmadı biliyor musun? Sen gittin.
Sıktıramadım he. Bir baksan sağlam mı ki? Ayhan sıksın Ayhan. Ayhan elde olsa ilk kuvvet. Ayhan dallar yakan dedim. Sana çek öteki tarafa. Boşa çek, fındığı getiriyorsun. Otu al da dedim Ayhan'a at gel dedim. Yaktı dur bağlım. Bunlar pinseyle getirecek kezi. Sıkmayacak kezice bunların da. İnce yanmaz ki o da siyi almadı güneş. Açmamışsın ki. Açtım. Sen açmamışsın. Ben açmamışsın ki. Ha, ben de bana diyorsun sandım. Yok, ben. İki gündür güneşte ama boşa duruyormuş. Şöyle sofralarımı da toplayayım, onları da katlayayım canlarım. Üzerimizi değiştirip nişan şeye gidecek, kınaya gidecek eğer bitirebilirsek işlerimizi. Vlogumun devamında görüşürüz. İçimde sızımsın, kimseler bilmez. Sana değil kader, rime dargımın. Sana değil ben bu dünyaya dargımın. Gece isyan, bilden aramsın. Hela değil bilir, yorum haramsın. Yüreğimde baba, duyan yaramsın. Sana değil kader, yine dargın. Hançer gibi sözler, saplaklı düşer. Adımı çıkardım, sarhoş ateşe. Bitirdik. Hasan daha çalıyor. Şöyle Uğur böceğimi bir su tutalım dedi hava. Petrola geldik. Hava tutacak ben bilemem. Ben burada hiç çıkamadım. Nasıl temiz arabamda. Şuradan herhalde yıkama şeysi burada. Tabanca seni götürür sonra Havis. Kuvvetli gelir vallahi Allah göstermesin götürür seni. İbrahim Efe de oraya geldi. Ali de oradaydı. Ayhan da orada. Ben de oradaydım. Haviş de hepimiz oradaydık. Kız herhalde Ankara'dan gelmiş arkadaşlar. Kız ve arkadaşları oyuna davet etti. Hasan benim arkadaşım yok burada diye az. Üzüldüm. Arkadaşlar iyi ki parayı atmamışsın oraya. Hava 50 kuruş eksik teyzeye dedi onu almaya gittiydi petrola. O da jeton veriyorlarmış şöyle bir jeton. Bununla çalışıyorum. 13 TL'ye alıyor bunu. İnşallah dur bakalım. Dur bakalım hava aldı geldi. İnşallah beceririz. Tamam. Aman bana tutma kuzum. Yoksa tutma. Ha? İyi kolaymış Haviş. Niye böyle az geliyorum? Çok bas. Tepsin baktım. Sonra hızlanacak belki de. Ama niye bütün su gidiyor da herhalde. Bu ıslatma şişesi herhalde. İşte fırça da var bak burada. Ama öyle kuru kuru sütmeyelim çizer. Aynen, köpürtmeyince olmaz. İbrahim Efe yapma. Yapma. Nasıl iyi oluyor?
Ha bir ağzını çevirdi ki bit bağlamış o siyah yerini. Şimdi böyle gelmeyecek ya. Geliyor ha, öyle oluyorum. Abo, ürkek Fatma bu. Ah! Yardım bir tav abla. Ay çözür oluyor. Hava onu şey sandı. Onu durdurup istediği zaman yapacak sandın. Lala ben de öyle sanıyordum. Öyle zannediyordum. Hey olsun. Sıkıntı yok pek hava. En azından şu şeyi bitirdik abiş. Girip plasağa gittin mi? Al ağzını plasağını. İbrahim şuna bir daha bas bakalım. Güzel gelir hayrısına. O da bir neyseydi hayrısına. Yok değil mi? Bırak. Bilemedik ya. Başlattınız. Ben ilk defa yıkıyorum valla. Bilemedim. Bu da bize bir tecrübe oldu. Aynen. Bir daha para yaptım bu koşu. Bu taraf hep duruyormuş abiş. Olsun canım bu su da şey diyor herhalde. Kaç yaptın sen ya? 13 mi attın abiş? Ne 13 jeton. 13 veriyor mu jeton veriyorlar İbrahim Efe? Hakkımızı kullandık ama olsun dedi bak. Aferin. Çoğu şey... Güvercin tavuk pisliği mi ne o ha? Kuş pisliği mi? İyi annem. Hadi gidelim abi. Gitler eline sağlık. İyi mi oldu herhalde? Şuraya da otele. Şuraya. Şuraya. Demek ki parayı atınca bu hemen başladı bir de saniyeyi saymaya teyze. He he. Ben de şiiri suyla yıkadım. Sen de şiittin. Oraya başta bunu suyla ıslatacaktın sonra onunla şiiteceydin böyle suyla. Aynen. Biz bilemedik olsun bağlım ya. Şimdi daha iyi yıkarız herhalde. He inşallah. Hadi görüşürüz arkadaşlar evimizde. Benim az bir işim var daha. İşimizi bitirmeden geldik. Ayhan bana dedi ki anne dedi. Evin işi nasıl olsa olur dedi. Kınaya bizim davet vardı. Yarın dedi düğünüm oldu mu ikimiz oynarız dedi. Demirci kasabasında adet ya. Düğüne gidersen gelirler. Gitmezsen gelen de olmaz giden de. Benim düğünümde ikimiz oynar karşılıklı dedi. Gitmiyorsun ya dedi. Sonra bir baktım davete istek davet bugün. Her şeyi bıraktık işi gücü. Havamla şeye geldik. Kınaya. Yarın de inşallah düğüne geliriz. Takımızı daha giderik. Hadi gidelim artık. Arkadaşlar şu an Ayhan düğünde Hasan dayısının yanında. Görüyorsunuz. Tam biz açtık Ayhan bitirdi bayağı da çalıyor. Beş dakikada çalıyor ama ben şöyle az bir şey de dinledim dedim. Bu arada elektronik sazı herhalde Hasan'ın. Eğer Ayhan kendi sazını götürmediyse. Taş bana sen de şu daya. Başka bir müziğe geçti. Thank you.
Aslında çok benziyor ses arkadaşlar. Bu arada bazı takipçilerimiz yazmış. Hava şöyle çamaşırlarımız da serdi. Eline sağlık. Birkaç takipçimiz yazmış. Oğlun Detin oluyor. Neyini övüyorsun diye. Benim oğlum 4 dörtlük bir müzisyen değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Benim Ayhan daha yeni başladı. Acemi. Yani bunu bile başarması benim için çok güzel bir duygu. Bunu bir anneye anlatamazsınız. Hani bir evladın bir şeyleri başarması bir annenin gururudur. Gerçekten bazı takipçiler inadına damarına basmak istiyor. Deten o olsun, istersen sazı çalamasın. Bir nota bile çalması o kadar kolay bir şey değil. Yani uzaktan göründüğü gibi değil. Bir senedir, iki senedir Ayhan gerçekten emek verdi, derse gitti. Ne lan? Bu da bizim Ali Hanımız. Hey, dinle yok da. Ondan sonra yani bu kadar başarması benim için çok güzel bir duygu. Bunu her videoda dile getirmek istemiyorum. Bazılar yazmış okul okuması gerekiyor. Hasan'a örnek arıyorlardı. Keşke Hasan gibi olsalar. Olsalar da Hasan gibi olsalar. Söyleme sahip içkisi yok, kumar yok, sigarası yok, alkol yok, hiçbir şeysi yok kardeşimin. Mesleğinin peşinde, çoluğun çocuğun içinde, ailesine düşkün. Olsunlar da dayısı gibi olsunlar keşke. Onu örnek alsınlar. Yani ailemizde mutluyuz elhamdülillah. Allah'ın mutluluğumuzu bozmasın. Gerçekten bu mutluluğa çomak sokmak isteyenler var evladımızla. Hani Ayhan'la vurmaya çalışıyorlar, İbrahim'e bir şey söylemek istiyorlar. Daha dünyaya gelmemiş evladımla bile yarışanlar var. İkinci çocuğuymuş, yok üçüncü çocuğuymuş. Bizde ilk çocuğu oldu zannediyor. Ne kadar şımarıyor. Ben şımaracak hiçbir şey yaptığımı düşünmüyorum. Sadece sizlerle olan mutluluğumu paylaşıyorum. Bunu baştan söylemem daha güzel benim için. Yani sonuçta hamilelik saklanacak bir şey değil yani. Niye saklayayım bir de? Benim eşimle olan bir mutluluğumuz yani bu. İlla ki duyurulacak yani. Birinde söylemesek birinde illa ki söyleyecek. Saklasam bu kez de niye sakladın diyorum hep anlatayım. Onun altında da bir şey ararlar. Aynen saklasam. Yemin ederim her şeyden bir şey çıkaran bir insanlar var. Allah onlar hidayet eylesin, ıslah etsin. Başka hiçbir şey demiyorum. Mutfağı süpüreceğim. Bu arada yemek takımı aldım arkadaşlar. Onu 3 gündür göstermek kısmet olmadı. Bir açıp bakayım kırığı var mı, çıkı var mı? Daha kargomu açmadım. Hadi kargomuza geçelim. Takipçilerim kargolarım gelir çok oldu. İnanın içinde ne olduğunu da unuttum. Bir tanesinde bir mos kacağı vardı. Şunun içinde. Bir tane göre kesin annem pardon almıştı. Yok canım pardon değil. Böyle limon sıkacağı almıştım. 125 TL'ye aldım bunun fiyatını. Demir dökün. İyiymiş plastik sanırım. Limonu içine koyuyorsun sıkıyorsun. Sakın benim elime değirme onu. Şu onun şeysi herhalde baksana. Çıkmış aynen. Şöyle bir tane hamur açarken hani bezeleri şey diyorsun ya. Bu da indirimdeydi. 75 TL miydi neydi? Şöyle bezeyi eziyorsun merdane gibi. Bu da poğaçalık meşeli mesela. Poğaçalık gibi küçük hamurları. Aynen. Bunları niye aldım? Bunun üçü bir sitede arkadaşlar. Üçünü de aldığım zaman kargo bedavaydı. O yüzden aldım. Bu da banyoma aldım. Silikon. Şöyle. Silikon temizleyici ama şurasını sevmedim. Şunu da yapıştırıyor musun? Bunu da burada takıyor musun duvara öyle? Aynen. Şöyle. Neyse. Birkaç gün deneyelim sevmezsek. Öteki banyoya koruk. Hava. Alttan takacağım teyze takma yeri ver bence onu. İşte teyze. Takıyorum ama beceremedim. Neyse. Bunlar bu kadar. Arkadaşlar bu yemek takmanı 1500 TL'ye aldıydım. Şimdi 1700 TL'ye olmuş. 49 parça diye üzerine yazmışlar. Ben bunu alalı bayağı neredeyse 2 ay olacak. Şimdi 40 ne çıksa değiştiremem de. Aynen. Açmak kısmet olmadı. İlk ablama gidip de getirmek de nasip olmadı. Şöyle. İnşallah kırılmamıştır. Bardaklar da nasıl kötüymüş hava. Normal bardak koymuşlar. Bak hele. İşte böyle gözükmüyordu şeysinde. Öyle değil miydi? Uzun uzun bardaklarıydı. İşte hep bizi kandırıyorlar arkadaşlar. Vallahi ne derseniz deyin.
ödüm kopuyor kıracağım dedi. Açın mı hava, aç bakalım. Aç da bak bakalım bir kırılıp kırılma değil mi? Kırık olsa ne yapacağız? Kahvaltılıklı şeyler. Nasıl göstereceğim ki onlar oradan görüyor mu? Gözüküyor herhalde. Eline gözüküyor işte. Şöyle zeytin koymak için. Ondan sonra 2, 4, 6 tane tahta kaşık koymuşlar. İçinde vardı zaten. Şöyle reçelliği var. Bal reçel. Bunlar da bardak altı hava. O bardağın şu olmuş mu altı? He. Adam iyi bir şöyle ince belli kur. O neymiş öyle? Adam kandırıyorsa o bir sürü para verdik o kadar. O ne olurmuş öyle ilaçı? Ben ona iyi bardak alırım. Aynen. Açıyorum, açmak zorundayım. Kırına çıkına bakacağım. Ben bunu Asra'daki evime aldım arkadaşlar. Burada kahvaltı setim yok. Ama olsun. Oraya götürmek istiyorum. Şöyle tabakları. Hepsini ayrı ayrı koymuşlar kırılmasın diye. İyi de paketlemişler ama ha. Kırılmasın. Işte. Kırılacak imkanı yok yani. Size şöyle sonra yakından göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir çıkart da. He. Beyaz da güzelmiş ama. Açık şey bıçağımın ağzına şey geldi. Hediye götürürse olur değil mi? Olur, nasıl olur mu? Ev hediyesi diyorum. Tabii. Söylediğim bunlar işte hava. 3 4. Dedim ya vardı. Onun da mı 6 tane 2? Yok, bundan 4 tane mi 2 tane mi? Dur bakalım. Şu da ondan ise 4. İnşallah 4 tanedir. Ondan. 4. Değil mi? 2 2. 2 de ondan o zaman. Alsan bu kadar para tutar mı kâva? Bence daha uyguna gelir. Gerçi bir tane şundan olmuş 35 TL. Aynen öyle. Artık her şey pahalı ki. Allah'tan kırılmadan gelmiş. Gayrı şeysini aramıyorum. Hani parasını ya da geldiğini, çünkü geri iade edemem. Kaç gün oldu ablamgilden geleli. Ya hepsinden 6 tane koymuşlar. Şundan 4 koyacaklardı şu ikisinden de. 6 kişilik demek ki bu. Baksana hep altı bunlardan bak. 2, 4, 6. 6 tane çay altı var. 6 tane ondan. Şu da 6 tane tabağı herhalde. İyi, güzel bir şeysini sevmedim. Şu onun. Bardağı, bence o bardak değil işte. Sonradan mı yapmışlar, neye koymuşlar? 2. Nasıl paketlemişler ama? 3. Dört. Beş.
Bunlar servis tabağı. 6. Yedi mi yoksa? Bu yedi. Yedi koymuşlar. Kendiler koymuş. Bak başka yok. Başka da yok bir şey. Aman bileyim. Şöyle gösterler abi. Yakından getirdim. Ben kamerayı bir çıkartayım burada. Evet çıkar. Arkadaşlar toplamda 49 parça diyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Allah'ım tane tane hesaplamışlar. Şunlar bile saymışlar he. O zaman ama görüşürüz arkadaşlar. Güzel gerçekten. Şöyle yakından da. Arkadaşlar biz havayla birlikte biraz yürüyüşe çıktık. Şöyle dolandık. Fazla yürümedim. Hemen olduğumuz yere oturduk. Nurcan ablayı da çağırdık. Mahallede oturuyor Esra'nın kapısında. Esra yok. O da Gülaç'a gitmiş. Ege'yle. Abi şimdi oturuyor. Bir güzel videomun daha sonuna geldim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. İnşallah yarın görüşmek dileğiyle canlar. Akşam bayrağın hayırlı olsuna gidecek. Serkan ben Ayhan diyecektim. Hala İbrahim. Ayhan orada zaten. Ayhan telefon açtı. Gelirken montumu da alın gelin anne diye. Akşam da düğündeyiz canlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.